Yani pastane diyorsunuz değil mi? Un fiyatını, şeker fiyatını kontrol ettiğinizde zaten çiftçiden alında ve halden alana kadar bir sorun yok yanlış anlamadıysam hocam. Oradan çıktıktan sonra yani o büyük bahsettiğimiz sanırım doğru muyum? Siz onaylarsanız ya da hayır derseniz hani pastane üretim merkezleri o toptancıdan ya da halden alıyorlar malzemelerini. Bakın O Merve Hanım, noktadan sonra sıkıntı şöyle başlıyor ama benim anladığım işte kadarıyla. onu ama düzenleme şansı var. Neden? Şimdi bunu elektronik ortamda bakanlık ya da ilgili birimler takip edebilirlerse işte almış 1 liraya almış getirmiş 12 liraya satıyor. Şimdi bunu görebilirse bakanlık bir dakika diyecek yani. Hani Şimdi elektronik ortamda kontrol edebileceğimiz birkaç örnek Yani ben de onu ben bir söylüyorum örnek hani. Verebilir miyim? Buyurun, Şimdi sizi belki örnek bunun alabilirim için Gökhan Bey tavan fiyat isterseniz. Reklam arasında şimdi bir tane uncu Ardahan Çıldır ilçesinden bir tane fırın işi yapan bir kardeşimiz bana mesaj atmış. Diyor ki TMO'nun diyor 220 ile 270 lira arasında değişen çuval fiyatları var. Yalnız ithal buğdayda 420 ile 480 lira arasında bir ithal buğday un var diyor. TMO destekli undan 200 tane alacaksın. Şartı 200 tane de şey alacaksın. İthalden alacaksın. Bu diyor bize de diyor kötü yansıyor diyor. Yani böyle bir zorunluluk. Yani bu işte fırın işleriyle uğraşan vatandaşların bir tanesinin biraz önce tesadüfü yazmış olduğu bir şey. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde. Şimdi buradaki düzenlemeyi bir taraftan düzeltip derken bir tarafı da yıkmamak lazım. Evet. Bu Türkiye'nin yerli mallarının hepsinin bu ülkede toprakları bu işleri yetecek kadar, üretecek kadar halihazırda var. Yalnız bu işleri işte başka yerlere çekip gıda terörü dediğiniz hocam. Evet. Yani bu işte iş kargaşayı, bıkkınlığı, ondan sonra devlete düşmanlığı Tabii, gibi sosyal problem haline getirir hocam. Sosyal bir Yani problem bunlar yaratma suistimal haline edilebilir. geldi Evet. bu gıda. Resmen buradan bir gıda terörü yaratarak işte hükümeti, devleti zayıflatıp bunun üzerinden siyaset yapma çabasında. Tabii ki eksiklikler olabilir ama düzeltilecek mecra gene siyaset kurumu. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı bunun üstesinden gelecektir. Ben izleyenlere sadece şunu söylemek istiyorum. Biraz daha sabır etmeleri lazım. Nasıl işte kara kış fonu yaratılıp denildi, şu denildi, bu denildi, ortada bir 3 ay bir şeyler konuşuldu. Gördük ki hiçbir şey Yok. yok. Yani orada da bir terör yaratılmaya istendi. Biraz daha sabır, bunların hepsini düzelecek diye Bir düşünüyorum. şey ilave edeyim ben. Bu Buyurun, arada ben de o esnada İbrahim Hocam sizi şöyle alabilir miyim? Bu örnekler Merhaba. üzerinden siz bize anlatırsınız. Dinliyorum sizi, Şey buyurun. bu arada hani izleyicilerimizin talepleri kayyum yönünde olunca demek ki kayyum gerçekten işe yaramış Türkiye'de. Bunu da dolaylı olarak anlamış oluyoruz. Çünkü Belediyeler seçenek tarafından olarak artık da talep ediliyor. sunulabiliyor. Evet. Hocam buyurun İbrahim Doğru bir iş Hocam. yapılmış Şimdi yani. bugün arkadaşlarımızla oturduk program ekibi olarak hepimiz bir marketin sayfasına girdik, bir ürün belirledik, temel ürünlerden bahsediyoruz. Çocuk bezine baktık, işte temel temizlik malzemelerine baktık. Geçtiğimiz hafta KDV indirimi gelmişti. Çok farklı şeyler bulduk. Şimdi bizim bulduğumuz olanları getireceğiz ekranlarınıza. Ama şöyle bir farklılık var. Mesela 5 kilogram unun fiyatı en uygun 33 lira. Şimdi markasını bilmiyoruz, kalitelisini bilmiyoruz ama en pahalısı da 121 lira. Aradaki fark 88 lira. Yani %60, 266 diyoruz. 5 litre teneke, ayçiçek yağı. En uygunu 200 lira, en pahalısı 270 lira. Burada belki bir kalite farkı olabilir. Bu kadar fark belki anlaşılabilir ama aynı markadaysa. Bu tabii yağ biliyorsunuz bir ay önce 100 liraydı. Evet, şu anda neredeyse yani. Konuşmamız gereken belki de nasıl oluyor da 200 lira. Hani şöyle hadi Ukrayna'da gemiler gelemedi falan diye yükselttik. Geldi gemiler. Bir sıkıntı yok ama fiyatı orada kaldı. Bu arada aşağı bunlar indi. Aynı marka, aynı ürünlermiş. Yani buradaki fiyat farkına 33 lira ve 121 lirayı anlamak marketler mümkün değil. Marketler farklı. Yo, ben evet, mesela marketler farklı, şubeler farklı dahası. Ben mesela şey ayçiçek örneğini aynı vereyim. Aynı marka öyle mi bunlar? Tam o hani, evet. Şimdi ben size görsel olarak da aktaracağım. Marketlere böyle hücum etmeden önce ben 4 litrelik yağ 82 liraya mı ne almıştım. O herkes hücum edince baktım. Aynı ürün 160 liraya çıkmış. Sonra 200 liraya çıkmış bir haftada. Dolayısıyla evet talepteki artışın fiyatlar üzerine etkisi olur ama bu kadar da hani manipülatif ve ne diyelim
kısa vadede kar amaçlı davranmamak lazım. Burada tabii şey, tüketicilere de aslında bir uyarı yapalım. Yani hakikaten ben de seyrettim hafta sonu gittiğimde, hani herkesin elinde yağ tenekesini gören almayacak olsa bile o bile bir tane de eline alıyor. Hatta bir bayan vardı o üç harfli marketlerden, bir ya da iki tane limit koymuşlar almak için. Sürekli şey, çıkış kapısından çıkıyor, giriş kapısından iki tane böyle. Sosyolojik ve psikolojik olarak da bile konuşmak da gerekiyor değil sosyolojiden mi? Sosyolojiden ziyade bu psikoloji değil yani mi hocam? Şöyle, yani şöyle, ikamesi olan bir ürün ayçiçek yani. Türkiye'de evet, zeytinyağı var, margarin var, şey, mesela tereyağı var. Yani, hocam yani. Hiç ikamesi olmadı. Alıyorsun, ömür boyu kullanıyorsun. Hani uzun vadeli tüketilen bir şey, hani beyaz eşya değil yani. Bugün bitmezse haftaya bitecek bir şeyden bahsediyoruz. O tip şeylerde aslında ben mesela hani ihtiyacım olsa bile almamayı tercih ediyorum. Evet, almadım mesela. Ben de hiç bu ayçiçek özellikle almadım yani, ki hani böyle sanki bir şey havası yaratılmasın ya da ona katkı sağlamamak. Yani şöyle, normalde zaten ürünlerin normalde bir raf ömrü var. Yani geliyor işte 3 günde 5 günde tüketiliyor. Evet. Ona göre bir lojistik altyapısı kurulmuş. Siz bir ayda satacağınız ürünü 2 günde sattığınızda haliyle raflarda ürün kalmaz. Evet. Depolar dolu. Onu hemen getirmeniz uzun süre alacak. Dolayısıyla burada hani medyada, sosyal medya özellikle işte raflar boşaldı, işte sadece bir hocam, tane... Hocam hatırlar mısınız bu pandeminin tam 2 yıl önce Mart ayı, aynı, bir anda böyle raflar falan... Yani, orada da öyleydi. İşte bak, aynı o olay şimdi de yaratılmaya çalışıyor. Ne oldu? Doldu sonra raflar. Gene geldi. Herkes ihtiyacı kadar toz aldı. Toz şekerle ilgili geçen hafta böyle bir şey başlatıldı. Orada da aynısı oldu. Hep böyle bunların manipülatif olduğunu düşünüyorum ben yani. Ayçiçeği yanını konuştuk mesela. Bu konuda spekülasyon yapan isimler belli. O dönem hatırlarsınız, kanallara çıkıp işte hatta evet, bir evet, odanın başkanı konuştu evet, evet, bu konuda. Ne oldu? Yani bir bedel ödedi mi spekülasyon yap? Normalde bugün bunun bedeli olması evet, gerekiyor. Söylendi. Bugün haberlerde soruşturma açıldığı... Geçmiş ola 2 yıl geçmiş hocam. Yani böyle hakikaten daha sert. Kamu vicdanı tatmin etmiyor yani bu hususlar. Ben bir şekilde işte toz şeker, su tohum var. Şimdi televizyonlara çıkıp fiyatlar dünyada 10 katına çıkacak, alın gidin 3 tane de girdi mi ertesi gün olacak yani. %200 kar ediyorsun. Öyle maalesef. İşin bu tarafı da var. Tabii reel tarafı, dünyada emtia fiyatları, kurdaki bir miktar artışın etkileri var ama bu rakamları izah edebilecek artışlar değil. Bizdeki enflasyonun da evet bu etkileri söz konusu ama diğer taraftan hani bu kadar artmasını gerektiren nedenlerden biri de bu tüketicilerin bir anlamda eksik bilgiyle, asimetrik bilgiyle davranıyor olması, biraz onların da hani sorumlu davranmasına ihtiyaç var. Sadece onların değil aslında, bütün kesimlere, hani devlete de burada rol düşüyor, tüketicilere de düşüyor, medyaya da rol düşüyor. Bunun birbirini tamamlayacak şekilde yapması lazım. Sadece benim anlayamadığım, bir türlü anlam veremediğim mevzu, bunun işte bazı siyasilerin muhalefet etmek adına körüklüyor olmaları, onu bir türlü anlayamadım hala. Onun diğer ekonomik siyasi kısmını daha hani da ekonomik meselelerde de bunu daha açık şekilde görüyoruz. Örneğin kur olayında sabahleyin kalkmışız, döviz düşmüş. Yani bu alım fırsatıdır diye evet, söylemenin hani ne iktisaden ne siyaseten ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir yere sığdırmam mümkün değil. Hakikaten. Peki bunu neye sığdıracağız? Arkadaşlar, fotoğraflarımız vardı. Mukayese ettiğimiz ürünleri birbiriyle bugün daha gündüz saatlerinde, öğle saatlerinde çalıştığımız o ürünleri getirebilir misiniz? Hazırlar mı? Şimdi bunlar şöyle söyleyeyim, hani o üç harfli marketler değil de hepimizin çokça alışveriş yaptığı, çok yakından tanıdığı ürünlerden bahsedeceğiz. Şimdi 41 lira bir duş jelinden bahsediyoruz. 70 liradan satılıyor, 41 liraya düşüyor. Klasik dana fermente sucuk 450 gram, 480 gram arasında. Kilogram fiyatı 99 lira. Aynı marka ürün, biz ürünlerin markalarını kapattık. Başka bir o çok büyük zincir marketlerin sanal marketlerinde 167 lira. Bakın aynı ürün. Aynı miktar, gramajı da aynı, 450 gramla 480 gram arasında değişirken
birinde 99 lira olup birinde 167 lira olabilmesini neyle açıklayabiliriz? Yani Ramazan ayında da çokça tüketilenlerden biri. Bir örnek daha var, pastırma örneği, o daha da mühim aslında bakarsanız. Bu neyle açıklarız hocam? Şöyle, aslında hani bazı marketler pazarlama stratejisi olarak bir tane ürünün fiyatını düşürüp müşteriyi oraya çekerek diğer ürünlerden kazanmaya çalışıyor. Ama şu anda bu kadar sadece birkaç üründe olsa bunu anlayabiliriz ama neredeyse bütün ürünlerde yani benzer bir şey farklılıklar var. Şöyle bir şey, bakın burada bir indirim yok. 99 lira fiyat koymuş bu market. Fakat burada 167 liraya 230 liradan iniyor. Yani indirim burada ya gibi gösterip yapılıyor. Bu muhtemelen şey, yani böyle bir fiyat hiçbir zaman olmadı. Dolayısıyla hani şey, tüketiciyi bu malı almaya yönelik... teşvik etmek amacıyla fiyat gerçek değil muhtemelen diyorsunuz. Muhtemelen öyledir. Normal fiyatın da üstünde ama indirim yapılmış gibi gösterip bunu aynen almaya öyle mı teşvik aslında ediyor? Aslında bir ara onunla ilgili bir tartışma vardı. Hani son 3 fiyatın hangi tarihlerde değiştiğine dair etikete de yazılması. Yani biz sadece şu anki etiketi görüyoruz ama bu ürünün işte daha önce en son fiyatı ne zaman değişmiş ve hangi tarihte değişmiş, onların da konması lazım. Yoksa fiktif olmayan şunu şeyleri, fiyatları yazarak bir pazarlama stratejisi şimdi uyguluyorlar. Şimdi hepimizin de yine yakından tanıdığı bir marka, bir et üretimi, daha ziyade işlenmiş et, böyle fermente etler. Yine çok iyi bildiğimiz çok büyük zincir yani marketlerden birinde. 100 lira fark olur mu hocam? Yani 100 lira arada. Bir saniye, %1 bir lira şey, fark olduğu gibi. %22 indirimli hali. %22 indirimli halinde 100 lira daha fazla, 249 lira. 200 lira fark pastırmanın var kilosu. Bu 249, o 449. 449 liradan iyilik yapıp işte 349 lira. Bunu sayın avukatım, müsaade eder misiniz? Sayın avukatım. Şimdi bu bir spekülasyon değil mi? Öyle. Yani bunun bir hukuki bir karşılığı var mı hocam? Tüketiciyi aldatma bu. Aldatma tabii. Yanıltıyor, aldatıyor. Yani Türk Ceza Kanunu'nda bunun bir karşılığı var değil mi? Umarım nasıl bir karşılığı yani, var? Şöyle işte, bunların hepsinin, bakanlık hepsini birer soruşturma açıp ceza yazabilir. Tüketici koruma kuluna göre bunların hepsinin ceza müeyyidesi var. Yani bir, ben şu an burada desem ki ben vatandaş olarak suç duyurusunda bulunuyorum buradan desem, bu bir suç duyurusu olur mu? Suç duyurusu olur tabii. En azından bakanlık personellerinin bunu dikkate alıp soruşturma başlatması lazım. Cezai müeyyidesi nedir acaba şu şimdi, anda? Şimdi şöyle, bunların direkt birebir şu anda hapis cezası falan yok. Sadece idari para cezaları. İdari para cezaları. Onlar da vergi mahkemelerine tabi. Onlar da işte biraz önce üstadın dediği gibi işte gidiliyor, itiraz ediliyor, yürütme durdurma alınıyor falan filan. Yani pek geniş çaplı bir şey yok açıkçası şu anda. Mesela yani bu market zincirleri işte bunlardan faydalanıyor. Yasadan da kurtmuyor adamlar oldu yani, uygulanmasınlar. Bir diş macunu örneği vardı, onu da bulabilirseniz, onu da getirebilirsek ekranlara. Orada da tuhaf bir durum söz konusu. Yine bildiğimiz, belki hepimizin kullandığı bir diş macunu markası. Fiyatı 22 lira 50 kuruş. Fakat bu standlara koyulmuş, indirim standları kasaya yakın olur ya, hepsi tek tek etiketlenmiş. 84 liradan 22 liraya düşüyor diş macununun fiyatı, %74 indirim. Böyle bir şey mümkün mü? Yani bu fiyatta satılıyor mudur? %74 indirim yapılabilir mi bir diş macununda? Hani kıyafet yani şey olabilir, olsa, sezonu geçmiş olabilir, elinde kalma, o çok başka. Son kullanma tarihi olan ürün olsa belki olabilir, anlaşılabilir. Ama nihayetinde hakikaten yani belki dediğim gibi böyle birçok zincir markette her gün bir ürünü ekstra indirim yapıp müşteri gelmesini sağlıyor. Eğer öyle bir şeyse ancak öyle olabilir. Pek ama çok burada, üründe ama. 84 lirayla hani 22 lira arasında hakikaten muazzam bir fark var. Diğer ürünlere de bakmak lazım. Burada da mesela 12.72'den 3.82'ye %70'lik bir indirim ortaya çıkmış. Hani bazen şey, şu da var, internet mesela, fiyatlarıyla şey fiyatları da, market fiyatlarında yok, biz da bunu, hayır biz bunu bir fotoğraf olabiliyor. Bir arkadaşımızın çektiği fotoğraftı. Getirdi, bu gerçek mi? Hani ne kadar diye baktık ve girdiğimizde internet sitesi üzerinden bununla karşılaştık. Bir başka konuda şu, bazı gıda maddeleri, bugün zeytin fiyatlarına baktık, kahvaltılık zeytin. Yine çok iyi bildiğimiz bir ürün, daha sonra o ürün sitesine girdik. Yani oradan aldığımızda gerçekten arada %50 fiyat farkı var. Yani herhangi bir zincir marketten aldığınızda birebir, yani çok internet üzerinden satış yapıyor yani normalde de. Onun muhtemelen o zincir marketlere satışı çok daha farklı bir fiyattır. Oradaki karı da yok onun üzerinde. Ama oradaki fiyat uçurumlar var. Yani hani
burada sürümden ne kadar kazanıldığı, kaç tane şubesi olduğunu sayamayız herhalde bu, evet, zincir marketlerin en büyüklerinden bahsediyoruz. Buralardaki o farklar, hani bunlar denetlemekten çok, bunlar denetlemek çok zor mudur? Hani biz bugün 3-4 yani kişi sadece birkaç tanesine bakabildik. Türkiye büyük bir ülke. İl ilçeleriyle düşündüğün zaman çok zor. Yani tek başına, şimdi biraz önce Hilal Hanım dedi ki belediyelerin de katkısı bu işte olmalı, denetlenebilmeli falan, ama Hilal Hanım yarın öbürsü gün o orada oy kaygısıyla bunu yapabilmeleri çok zor. Bunu devletin kolluk kuvvetleriyle, yani işte polisi, jandarması veya işte maliyesiyle yapılabilir. Yarın öbürsü gün belediyeler de bunu oy kaybetme sahikiyle hareket ederse onlar da görmezden gelebilir. Suistimal olabilir. Zincir marketleri denetlemeyen belediye oy kaybeder. Yani öyle düşünün, oradan düşünün. Halkın oyunu kazanmak istiyorsan zincir markete, eğer bir fahiş fiyat uygulaması varsa ceza kesen belediye daha, öyle değil mi? İşte yani orada, seçmene hitap eden hareket bu olur. Orada o belediye başkanına yapılacak baskı üstad belki daha iyi bilir. Yani kolay değil. Bir, belki İstanbul'da, Ankara'da bunu yapamayabilirler ama bir taşrada falan daha sıkıntılı bir hal alabilir yani. Ya bunu açıkçası, yani denetleme noktasında ben polisimizin üzerine bunu sadece koymayı şahsen doğru bulmuyorum. Polis zaten kurtuluş kolluk değil. Güçlerini. Önce ceza, Türk Ceza Kanunu içerisine bu hapis cezasını yerleştireceksiniz. Kademeli, evet, olarak. Evet. İşte ilkini, tabii, yaptın 3 ay faaliyetten men. Atıyorum ikincisini yaptın 1 sene faaliyetten men. Çok caydırıcı ve kati bir kararlar olması lazım. Üçüncüsünü yaptın, tüm faaliyetini durduruyorum ve hapis cezası. Bunu yapmadıktan sonra bunlar bir daha önümüze gelecek. Maalesef ki kültür olarak da buna müsaitiz yani. Açıkçası şöyle bir şey, yani temiz ticaret öğrenemedik daha. Maalesef bu büyük iş adamları, bu işleri işte yapanlar, şu fiyatlara bakabiliyorsanız, yani kendi bu firmaların sahipleri, CEO'ları bunlar farkında değiller mi? Görmüyorlar mı? Görüyorlar, biliyorlar ama demek ki toplumdan da yeteri, toplum olarak da yeteri kadar şey yapamıyoruz, tepki veremiyoruz.